İşte tartışmalar, itirazlar sabaha kadar sürdü ve gün aydınlandığında kritik isimlerden peş peşe önemli açıklamalar geldi. İlk olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven konuştu. Dün konuştuğu gibi mesaiye başlar başlamaz yaptı bu açıklamayı. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 28 bin oy farkla önde olduğunu açıkladı. Ardından hem Ekrem İmamoğlu hem de Binali Yıldırım kameraların karşısına geçti. Fakat tartışmalar henüz bitmedi, bitecek gibi de görünmüyor. Çünkü İstanbul'da bir yandan da usulsüzlük iddiaları ki AK Parti bazı belgeler öne sürdü. Usulsüzlük iddiaları daha da önemlisi iptal edilen tam 319.500 oy var. Görünen o ki nihai sonucu da işte o oylar tayin edecek. AK Parti. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz için gelinme süresi de 3 gün. Bu süreç işleyecek. İnşallah sonuçlar ülkemize, milletimize hayırlı olur. Gün aydınlandığında gözler bir kez daha Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Başkan Sadi Güven İstanbul'daki resmi olmayan sonuçları açıkladı. Ekrem İmamoğlu 4.159.650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4.131.761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. 31 Mart gecesini 1 Nisan'a bağlayan sabaha kadar tüm dikkatler mega kent İstanbul'daydı. Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında nefes kesen bir seçim yarışı yaşanıyordu. Seçimin galibi kimdi? Seçim sonuçlarını kendi muhabirleri üzerinden abonelerine geçen Anadolu Ajansı, gece saat 23'ten itibaren İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin veri aktarımını durdurdu. Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı'na herhangi bilgi servisi yapmıyorum. Ajansın sessizliği öğle saatlerinde son buldu. Sisteme yeniden veriler girilmeye başlandı. %98,5 olan toplam sayılan oy oranı kısa sürede %99,75'e yükseldi. Ekrem İmamoğlu'nun 23.836 oy farkla önde olduğu duyuruldu. Bu işin matematiksel süreci sona ermiştir. İmamoğlu'nun bu açıklamasının ardından Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım da kameraların karşısına geçti. Tabii ki iki adayın aldığı oyun birbirine bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değildi. Yıldırım İstanbul'da geçersiz sayılan oylara dikkat çekti. Sonuca itiraz edeceklerini söyledi. Bu süreçte partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Sonunda Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan odur. Söyleyecek bir şey yok. İtirazla ilgili İstanbul İl Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. İmamoğlu tüm tutanaklar elimizde diyor ya, ben 1212 no'lu dosya tutanağına bir baksın diyorum. 1212 no'lu sandık sonuç tutanağında demin cetvelde Binali Yıldırım Bey'in aldığı 131 oy burada İmamoğlu'na yazılıyor. Değerli arkadaşlar, şeffaflığı biz burada bakacağız. Burada Binali Yıldırım Bey'e yazdıkları oy sadece bir. AK Parti